Merhabalar. E-defter sürecinde DİA'da yapılması gerekenler nelerdir? Öncelikli olarak E-defter, E-devlet entegrasyon lisansına sahip olunması gerekmektedir. Gerekli lisans işlemleri tamamlandıktan sonra muhasebe fişlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya DİA logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza muhasebe fişi yazmamız durumunda muhasebe modülü altında bulunan muhasebe fişleri ekranımızı çalıştırırız. Muhasebe fişlerinde özellikle mahsup fişlerinde her belge için tek tek mahsup fişlerinin oluşturulması gerekmektedir. İstisnai durumlar haricinde örneğin günlük banka işlemlerinin fazla olduğundan dolayı bir mahsup oluşturulur ve bu mahsup fişi içerisinde gün gün bir mahsup olur ancak banka banka ve gün gün şeklinde bir ayın içerisinde işlemin olmuş olması gerekmektedir. Buna benzer bir de çek bordroları için de söz konusu olabilir. Çekler de bir belge niteliği taşır. Bu çekler de çok fazla olabileceği düşünüldüğünden bir bodro niteliğinde dikkate alıp eğer ki aynı cariden birden fazla çek alıyor iseniz bunu bir bodroya dönüştürüp kaydını buna göre sağlayabilmektesiniz. Bunun gibi kriterler e-defter gov.tr adresinde muhasebe fiş kayıtları detayları, örnekleri ve sitede de yer alan diğer forum bilgilerine ulaşabilmektesiniz. Ya da Z raporu. Bir firmanın birden fazla yazar kasası var ve bu yazar kasaya günlük aldığı fişleri tek tek mi kaydetmesi gerekiyor sorusuna tek tek kaydı değil, bunlar ile ilgili icmal raporları ya da listelerden gerekli hazırlık işlemleri sağlanılabilmektedir. Bu gibi istisnai durumlar dışında yapılan tüm evrak girişleri tek bir fiş içerisinde olması gerekmektedir. Örnek bir mahsup fişi incelediğimizde, örneğin Türk Telekom fatura kaydına ait bir belge incelediğimizde, eğer elimizde bir belge niteliği taşıyan bir evrağa istinaden muhasebe kaydı yapılıyor ise bu evrağın belge tarihi vardır. Eğer bir evrağın belge tarihi var ise belge numarası da vardır ve buna ait belge türü de vardır. Bu gibi evrakların bu bilgilerinin mutlaka dolu olması gerekmektedir. Örnek satırlardaki belgelerimizi incelediğimizde belge tarihimiz, buna istinaden belge numaramız ve ilgili belge türümüz bulunmaktadır. Belge türü kombosu içerisinde bulunan fatura, çek, makbuz, müşteri siparişi, satıcı siparişi, senet, navlun ve diğer seçeneklerde belge türleri olabilmektedir. Örneğin teminat mektubu işlerken burada teminat girişine ait bir bilginin olmadığından dolayı diğer seçeneği seçilerek diğer belge türü alanına mutlaka teminat mektubudur açıklaması girilmektedir. Ya da ücret bodrosu işliyor isek aynı şekilde diğer seçeneği seçilir ve buna ait belge numarasına birbirini takip etme koşulu ile örneğin şeklinde sıralama sağlanılabilmektedir. Ve diğer belge türü alanına ücret bodrosu icmali şeklinde açıklamalar sağlanılabilmektedir. Bunun gibi bir de çek var ise örneğin çekin vadesi geldiğinin ve çekin numarasının belge numarası, çekin tarihinin belge tarihi olacağı ve belge türünden ilgili çek seçeneği seçilebilmektedir. Fakat bir çek bodrosu var ve bu çek bodrosu bir müşteri ve birden fazla çek olduğunu varsaydığımızda bunu aynı şekilde diğer seçeneği seçilerek belge numaramızı bodro numaramız, belge tarihimizi ise bodro tarihimizi belirterek açıklama alanına çek bodrosu icmali şeklinde bir açıklama belirlenebilmektedir. Bu şekilde muhasebe kaydı geçerliliğini kabul edecektir. Eğer bir ödeme kaydı giriyor isek, örneğin nakliyeye ödeme yaptığımızı ve bu ödemenin gerçekleştiği zaman ödeme türü alanında bulunan nakit, çek, senet ve banka seçeneklerinden ödeme türleri belirlenebilmektedir. Bu şekilde muhasebe fişi oluşturulur. Tekrar muhasebe fişleri ekranımıza geldiğimizde ise
oluşturmuş olduğumuz muhasebe fişlerinin muhasebesel açısından yapılması gereken kayıtları bulunmaktadır. Örneğin yansıtma fişi. Yansıtma fişini incelediğimizde yapacağımız yansıtma fişine ait herhangi bir belge tarihi, belge numarası ve belge türü bulunmadığından dolayı bu alanlar boş bırakılır. Dilersek açıklama alanına gerekli açıklama bilgileri girilmektedir. Yansıtma fişlerini ay sonu kapatma işlemlerinde gerçekleştirmektedir. Firmanın kapanışında ya da açık oluşunda açılış fişleri herhangi bir evrağa dayanmadan açılması gereken muhasebe kayıtlarıdır. Bu muhasebe kayıtlarından dolayı yapmış olduğumuz kayıtta hiçbir tarih, belge seçmek zorunda bulunulmamaktadır. İlgili satır alanlarına gerekli açıklamaların yapılması yeterli olacaktır. Bu şekilde muhasebe fişleri oluşturulur.